Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Evet, bu sefer enstrümantal. Orijinalin enstrümantalini buldum. Onunla giriş yapıyorum. What a Wonderful World. Ve Uğur Bey, günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyoda dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum, buyurun. Teşekkür ediyoruz. İstanbul çok serindi sabah. Spor yaparken fark ettiniz herhalde. Evet, bir aile serin ama bir süredir serin. Demek ki daha henüz yaz gerçek anlamıyla oturmadı. Yaz mevsimi demek ki daha arayış içerisinde. Toprak ısınmamış, onu fark ettim. Geçen gün köpeğimizi yıkayacaktım bahçe hortumuyla buradaki. Fakat bir süre su akınca buz gibi bir su gelmeye başladı. Toprak ısınsa borulardaki su falan böyle, yani bir halen bir ürkütücü bir durum var. Hadi neyse, yırttın dedim, yıkamaktan vazgeçtim. Yıkanırken de duş alırken de öyle oluyor. İlk önce sıcak gelebiliyor, ılık gelebiliyor su ama sonra soğuyor. Soğuz yani, daha henüz soğuz. Halbuki o kadar sıcak, hatta alevli bir seçim dönemi geçirdik. O dönemde toprağın bile ısınması lazımdı, değil mi? Yanması lazımdı. Vallahi billahi, evet. Yılmaz Özdil, ben belki özel bir yazı yazar diye düşünüyordum seçim sonrası pazartesi ama gelenekleri bozmadılar. Pazartesileri yazmıyor Yılmaz Özdil. Zaten seçim günü canlı yayında Ana Haber Bülteni'nde yazınız yerine... Yazacak vakti de yoktu. Gerçekten yorgunluktan hali de yoktu. Çünkü işte dün baktık reytinglere, Star Haber, Star Televizyonu hakikaten tarihi bir gece yaşamış. İnanılmaz. Sevgili Hakan, ben bunu şahsım adına söylemiyorum. Şimdi söyleyeceklerin hiçbirisi benimle ilgili değil. Kocaman bir ekip var, büyük bir televizyon var. Tamamıyla Star Televizyonu ailesi ve bizim haber merkezimizin değerli çalışanlarıyla ilgili bu söyleyeceklerim. Biliyorsun haberciler hep daha çok sayıda okura, seyirciye ulaşabilmek için, dinleyiciye ulaşabilmek için yarışırlar. Normal günlerde haber yarışının galibini belirleyen işte bir takım yan faktörler olabilir. Nedir? Yayın yaptığınız televizyonun genel izlenirlik oranı, efendim sizden önceki programların reytingleri, sizden sonra seyircinin beklediği diziler varsa onların haber bültenine yansıyan reytingleri sizin o gün alacağınız sonucu bir ölçüde etkiler. Tamamen belirler demiyorum ama büyük ölçüde etkiler. Dolayısıyla biz o günlerde de, yani hafta içi günlerde de özellikle AB grubunda genellikle birinci oluyorduk ama totalde açıkçası aynı başarı çizgisine ulaşamıyorduk. Yine çok iyiydi. Televizyonun genel izlenirlik oranına vurulduğunda çok büyük bir başarı elde ediyorduk. Fakat neyse, o hafta içi günlerdeki yarış şöyle veya böyle sürüp gider. Ama asıl habercilerin bütün özelliklerini yansıttıkları ve seyircinin de tercih yaptığı günler işte böyle 4 yılda bir olan genel seçim veya fevkalade olayların gerçekleştiği, acaba falanca haber sunucusu ne diyecek diye insanların heyecanla, merakla ve güven duygusuyla çevirdikleri kanallar vardır. O günler çok belirleyicidir ve kimin ne kadar güvenilir olduğu, kimin ne kadar izlenilir olduğu o günlerde ortaya çıkar. Seçim gecesi de böyleydi. Tüm televizyon kanalları müthiş bir yarış yaptılar. Bu yarış öyle bir yarış ki şöyle bir atletizm yarışı gözünün önüne getir. Atletler start çizgisinde bekliyorlar ve birdenbire silah patlıyor. Hepsi eşit durumda yarışı götürmeye başlıyorlar. Son derece hızlı geçen bir yarış ve bunlardan biri ipi göğüslüyor. Ve biz seçim gecesi ipini, maratonunu açık ara, belki de televizyon tarihine geçebilecek bir netlikte, ezici üstünlükte tamamladık. Hem totalde hem AB grubunda ilk yüzün ilk 10 programı totalde tamamıyla Star Televizyonu'nun, yani bizim arkadaşlarımızın yaptığı, benim de naçizane katkıda bulunduğum
programlardı. AB grubunda ilk 9 program öyleydi ve televizyonumuz hem gündüz hem gece bütün diğer televizyonları geride bırakarak Total'de ve AB'de birinci oldu. Ben bu nedenle Yılmaz'dan başladık. Başta sevgili kardeşim Yılmaz Özdil olmak üzere haber merkezimizin bütün değerli çalışanlarına, ne bileyim yani aşağıda bana böyle masa altına kiraz tabağı getiren stüdyo şefimiz Halil de olmak üzere, kameraman arkadaşlarımız da olmak üzere, işte sekreterimiz Türkan orada gecenin geç saatlerine kadar bana çay servisi yapmakla meşguldü, telefonlara cevap vermekle meşguldü. Herkes olağanüstü bir gayretle çalıştı ve sonuçta da Star ailesi gerçekten tarihi bir gece yaşadı. Bunu da ifade edeyim ve bütün arkadaşlarıma gönül dolusu teşekkür edeyim. Yılmaz da bugün aslında dürüst bir gazeteciye yakışan bir çizgide Cumhuriyet Halk Partisi kaset olayından başlayarak, zaten Yılmaz daha önce de yazmıştı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gidişatın aslında bazı çevreler tarafından çok pohpohlanmasına rağmen hormonlu bir gidiş olduğunu ifade etmişti. Hormon sözcüğü bana aittir. Yılmaz bunun seçimlere yansıdığını ifade ediyor. Ve benden söylemesi diyerek başladığı o yazıların final bölümünde şöyle bir noktaya getiriyor. Şimdi testi kırılmadan önce okurları küstürüp kariyerimizi riske atma pahasına benden söylemesi dediğimiz için müsteriyiz. Ancak doğruları konuşmak için en az iki kişi gerekir. Biri doğru söyleyen, biri doğru anlayan. Lafı poposundan anladığı zaman kıymeti yok diyor. Yılmaz'a göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bu oy oranı %25.9 aslında alması gerekenin çok altında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir takım çelişkili yapılar var. Seçim konuşmalarında verilen mesajlarda, Dersim kriziyle başlayan süreçten itibaren yapılan hatalarda gelinen noktayı Yılmaz çok güzel bir şekilde kendi cesur kalemiyle ifade etmiş. Bunu da tarihe biz ayrıca not olarak düşelim. Evet, şimdi Yılmaz öyle dedi deyince Yılmaz Özdil'den gelen mesajı ileteyim ben size Uğur Bey. Diyor ki Uğur abinin seçim gecesi aldığı reyting listesi tek kanallı TRT döneminde bile alınamadı. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Bir tane yani daha var. Benim televizyon yayıncılığım boyunca yani 42-43 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yarım asra yaklaştık. Böyle bir izlenme oranı, böyle bir teveccüh ve böyle bir güven duygusu biz görmedik. Bu nedenle bizi izleyen her seyircimize, hangi siyasi partiden, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, duydukları güven ve teveccüh nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Evet. Bir mesaj daha geldi Yılmaz Özdil'den. Onda da şey diyor, Zeus diyor o. Zeus. Abartmış Yılmaz. Fakat Yılmaz'ın o müthiş yaratıcılıkları var ya, hakikaten bir görsen sevgili Hakan. Tahmin ediyorum. O yaratıcı beyninden çıkan önerileri yani başarıda çok büyük, çok büyük payı var. Bir mesaj daha var. Böyle bir kardeşim var. Evet, bir mesaj daha var. O da Hakan akşam ne yapıyorsun? Ha, bu bir kızdan bana gelmiş, pardon. bu arada Ünal Oyman Facebook'undaki o rating fotoğraflarını inceliyorum akşamdan beri. İlk 11'i gördüm. İlk 11 hep Uğur Dündar'la. İşte Türkiye'nin seçimi, seçim 2011 analiz, seçim raporu, özel konuk, ilk mesajlar, özel konuk, sonuca doğru, bölge sonuçları, İl Türkiye'nin seçimi, liderler konuşuyor, seçim 2011. İlk 11'i Uğur Dündar kapatmış. Sevgili dinleyiciler, 12'de başbakan konuşuyor var. Neyse, şimdi artık bunlar geride kaldı. Bakalım önümüze, değil mi? Evet. Habercilik öyle bir meslek. İşte haberciliğin bence belki de en heyecan verici tarafı, büyük başarıların hep bir gün önce de kalıyor olması ve ertesi güne de
dinleyicilerimize anlatacak yeni haberlerin, yeni hikayelerin peşinde koşmamız gerektiği. Belki bizi sürekli zinde tutan, enerjik kılan bir gün önce gerçekleştirdiğimiz başarının üzerine çıkabilecek işler yapmaya götüren de mesleğin bu heyecan verici yönü olsa gerek. Sevgili Ünal Oymak, işte yönetmenimiz Hande, Suat Polat, yani 5 saat ben orada oturdum ama onlar da yukarıda o akışı ayarlarken yani olağanüstü gayret sarf ettiler. Reji odasındaki arkadaşlarımız, açıkçası tüm Star Televizyonu, hepsi çok büyük çaba sarf etti. Ben de zaten bu sözleri Star ailesine, ailesinin bir üyesi olarak, bir ferdi olarak söylüyorum. Şimdi Uğur Bey, tamam, seçimler bitti, ezici bir üstünlük, neden böyle oldu konuşuluyor ediliyor, halen konuşulacak, fakat arada atlanılan bazı şeyler var. Şimdi bir komutandan bana bir uyarı geldi. O da diyor ki, bugün diyor jandarmanın kuruluş yıl dönümüdür diyor, 172. kuruluş yıl dönümü, kuruluş tarihimiz 1839'dur, 14 Haziran. Bu da böyle bir bilgi. Sağ ol. Kutlu olsun. Evet. Tabii tüm jandarma teşkilatına. Tabii herkesin yani demokrasiye inanmış, gönül vermiş ya da bir siyasi partiye inanmış, gönül vermiş herkesin bu sonuçları iyi okuyup o demokratik bir anlayış ve hoşgörü içerisinde, öz eleştiri içerisinde herkes payına düşeni gerçekleştirmeli, söylemeli. Yani şu süreç tabii ki iktidar partisi %50 civarında oy almış. Üçüncü dönem iktidarını sürdürecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öz eleştiri yapabilecek çok fazla bir tarafı yok. Keşke seçim sürecinde o kırıcı sözler, o gerici sözler, yani gerginlik yaratan anlamında o sözler kullanılmamış olsaydı. Ama başbakan sonuçta bugün hesaplaşma günü değil, helalleşme günü diyerek kendisi bir nevi özür diledi kalbini kırdıklarından ve o sözlerin de çok geride kaldığını, unutulması dileğinde olduğunu ifade etti. Asıl şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynaya bakıp ya biz nerelerde hata yapıyoruz diyerek Türkiye'de sol oyların %40 civarında olduğu gerçeğini de unutmadan bunu kendi aldıkları oyu %40 mertebesine çıkartabilecek ve belki de yeni seçmenlerle birlikte bunun üzerine de geçebilecek şekilde çıtayı yukarıya çıkartması lazım ama bunu yaparken de bir kimlik deformasyonu, bir kimlik erozyonu içerisine girmemesi lazım partinin. Şimdi bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirenler Cumhuriyet Halk Partisi'ne şucu bucu vesaireci diyorlardı ama o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir net kimliği vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dendiği anda yani akla hemen belli bir özelliği gelmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunu netleştirmesi lazım bence. Ve üstelik de başkalarının eleştirmesi yerine partinin yetkili kurullarının toplanarak derhal çok ciddi bir değerlendirme ve öz eleştiri sürecini başlatmaları gerekir. Evet, bakalım kısa sürede başlayacaklar mı? Seçim öncesinde bayağı bir isyan sesleri yükselen Kütahya, Tavşanlı ilçesi. Evet. Şimdi seçimde zaten oradan ilginç bir rakam çıkmıştı. Fakat en sonunda suya siyanür karışmış Uğur Bey. 4 kişi hastanede, 1 inek, 2 koyun, 7 ördek ve 8 civciv telef oldu deniyor. Gelen sağlık müdürlüğü ekipleri, evet, suda siyanür var demiş. Hakan'cığım, bunu biz o siyanür tehlikesi ortaya çıktığı zaman çok net bir şekilde ifade ettik. Çünkü başka alanlarda siyanür kullanarak maden işletmeciliği yapan uzmanlar en başta, yani siyanür kullanımı ile ilgili zaten toplumda bir kuşku var. Bunun daha da artabileceğini, hatta siyanür kullanan her işletmeye yönelik olarak bir büyük tepkinin doğabileceğini hesaplayarak şunu söylemişlerdi. Kimyasal arıtma yapmadan siyanürün toprak havuzlara, göletlere verilmesi gerçekten çok büyük bir tehlikedir. Çok risk ifade eder ve en ufak yer hareketlerinde bu siyanürün yeraltı suyuna karışması veya
o işte seddeleri aşarak insanlara ve çevreye çok büyük zarar vermesi kaçınılmaz bir son olabilir şeklinde konuşmuşlardı. Yani buna siyanür kullanarak, belki batıdaki örneklerinden bile daha ciddi önlemler alarak maden işletmeciliği yapanlar da çok karşı çıkıyorlar. Yani sonuçta toprak bir havuza veriyorsunuz, geçirgen bir havuza veriyorsunuz, setler yapıyorsunuz, onlar da topraktan. Yani olacak şey değil. Olacak şey değil. En hafif deyimiyle doğayı zehirlemek, yeraltı sularına bu çok tehlikeli zehri karıştırmak ve insanların yaşamlarını tehlikeye atmaktan başka bir şey değil bu davranış. Birileri para kazanacak diye 3-5 kuruş oradan ceplerine atacaklar diye ya da köşeyi dönecekler diye siz canım doğayı mahvediyorsunuz. O doğayla özdeş olmuş, asırlardır orada yaşayan insanların hayatlarını ve onların çocuklarının hayatlarını tehlikeye düşürüyorsunuz. Buna bence kimsenin hakkı olmamalı. Üstelik valiler de tehlike yok, mehli yok, mehlike yok diyerek böyle işi savuşturmak, geçiştirmek yerine, kamuoyunu uyutmak yerine, varsa bir ciddi tehlike orada, onun gerektirdiği en ciddi önlemleri almakla yükümlü kişiler. Evet. Ama her zaman biliyorsunuz birileri tehlike var, birileri şifre var, birileri burada üç kağıt var, birileri burada sahtecilik var dediyse de kimse çıkıp bunu kabul etmedi. Hakan'cığım, çevrecilere bizim ülkede oldum olası sanki çevreci sanayi düşmanıymış, sanki çevreci bu ülkede istihdam yaratan kuruluşların olmasına karşıymış gibi bir şekilde topluma sunuluyor, kamuoyuna sunuluyor. Ben hatırlıyorum, biz TRT yıllarında İzmit Körfezi inanılmaz bir tehlike içindeydi ve sürekli kirlenmeye başlamıştı. Yani kirlilik doruğa çıkmamıştı ama gözle görülür bir yaşmıştı. Biz bunu bu gerçeği anlatmak ve kamuoyunu uyararak gereken önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla TRT yıllarında, yani bundan 30-35 yıl önce, ne zaman o bölgeye gitsek arkamızdan işte bunlar tüten bacaların düşmanı, efendim komünistler Moskova'ya falan şeklinde sloganlarla bizi oralardan uzaklaştırırlardı ve yaptığımız işleri karalamak, yaftalamaya gayret ederlerdi. Ama ne oldu sonuçta? Biz gayet tabii ki tüten bacaların karşısında değildik. Tüten bacaların çokluğu, yani her fabrikanın işçi istihdam etmesi, üretimin yapılması, Türkiye'nin bu üretimden ihracat sağlaması bizim gururumuzdur. Ama biz aynı zamanda doğal zenginliklerimizden de gurur duyuyoruz. O güzelim İzmit Körfezi'ni kirletmeden, bütün zehirli atıklarını kolay yoldan, yani maliyeti arttırmadan oraya salmak yerine maliyeti biraz düşürerek doğaya, insana ve çevreye saygılı bir üretim anlayışının bir an önce yerleşmesi için bu haberleri yapıyorduk. Sonuçta bizim akıllığımız ayan beyan ortaya çıktı ve bütün tesisler kimyasal arıtma yapmak zorunda kaldılar. Biyolojik ve kimyasal arıtma yapmak zorunda kaldılar ve İzmit Körfezi de böylelikle nefes almaya başladı. Yoksa orası ölü bir körfez haline gelmişti, tıpkı Haliç gibi. Belki bilmiyorum, yanlış olacak, dinleyiciler yanlış anlayabilir ama şunu söylemek istiyorum. Biraz sizi takip etmekte geç kalındı birçok konuda. Hatta birçok konuda geç kalınmayı bırakın, hala dinlemediler bile, dinlemiyorlar bile sizi. Dinlemiyorlar ve her haberin arkasında, her kamuoyunu uyaran sarsıcı haberimizin ardında bir amaç olup olmadığı şeklinde böyle bir kuşkuyla bakma alışkanlığı maalesef sürüp gidiyor. Evet. Kimse, yani sorumlu mevkide olan kimse şimdiye kadar, ya bu insanlar bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları, onların gayreti ülke sevgisinden kaynaklanıyor ve bütün çabaları gelecek kuşaklara Türkiye'yi yaşanabilir bir cennet olarak, hatta bir cennet olarak bırakma doğrultusunda deseler ve gösterdiğimiz gerçekleri ortadan kaldırmak için hemen kolları sıvasalar, inan Türkiye enerjisinin büyük bir çoğunluğunu boşa harcamazdı. Ben biz söylemiştik demeyi de hiç sevmiyorum ayrıca. Bizim görevimiz zaten bunları söylemek. Doğal bizim söylememiz. Ama doğal olarak yapması gerekenler maalesef sırtlarını döndüler, kulaklarını tıkadılar.
Ve ondan sonra da işte Türkiye'nin başına çok ağır maliyetlerle bir çevre sorunu çıktı. Buna hiç gerek yoktu. Baştan bütün önlemler alınabilirdi. Evet. İşte şarkıdaki gibi. Evet. Vallahi kullanıyorum. Kırmızı güller, yeşil ağaçlar. Umarım görmeye devam edeceğiz ama bu işte. Hakan'cığım, bütün dünyayı dolaştım mesleğim gereği. Evet. Seyahat etmeyi de severim. Gidilebilecek bütün o kartpostallarda gördüğümüz rüya gibi adalar, işte o Survivor programında gösterilen o Karayip adaları, şurası burası, her tarafı dolaştım. Neredeyse karış karış dolaştım. Ama dönüp dolaşıp geldiğimiz cennet bizim vatanımız. Çok açıkça söylüyorum, buradan daha güzel bir ülke hayatımda nereye gittiysem göremedim. Buradan daha yaşanası topraklar bulamadım. Biz bu cennetin kıymetini bilelim diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler sunuyorum. Güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.